Bana mı? Ay sağ ol Beton ya. Sen de olmasan var ya. Bunun yanında var ya, bir de böyle tuzlu kurabiyeyle kraker olacaktı. Yapma ya. İstersen bir de kuzu çevirseydik. He? Aman aman. Kardeşine bir krakeri çok görsen. Ama patronum edasıyla böyle kasılarak, kurumlanarak etrafta gezinmeyi biliyorsun, değil mi? Of, of Mehtap ya. Sen ne yapıyorsun burada ya? Niye geldin? Hiç. Erken çıktım. Gelirken de Salim amcayı gördüm. İşe başlamış. Abime bir söyleyeyim dedim. Malum bu durumda... Ya aslında akıl vermeye geldin yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin o verdiğin akıllar var ya, hepsi boş çıktı. Safsata ya hepsi. Ben beceremedim desene şunu. Allah'ım yarabbim. Maval okuma ya. Maval okuma artık. Yeter. Yeter. Bırak. Hepsi boş laf bunların. Ben bir tek Zehra ile uğraşmıyorum ki. Tutkal var ya, o tutkal. Allah'ım ya. Kızın yanına o tutkal yüzünden bir saniye yaklaşamıyorum. Tutkal? Leyla'yı mı diyorsun? Bırakmadı ya kızın yakasını. Bırakmıyor ya. Bıraksa ben bir şekilde Zehra'yı ikna edeceğim ama yok. Ay sen niye onunla uğraşıyorsun ki? Ne dedim ben sana? Senin işin Salim amcayla Yasemin'le. Yasemin'i geç. O da ayrı bir dert zaten. O zaman Salim amcayla. Ya kaç kere söyledim sana, bininci baskı. Bu kızın kalbine giden yol Salim amcadan geçiyor. Açık ve net. Dükkan sana emanet, tamam mı? Sen de hemen eve dön, çok da oyalanma. Ha deli mi ne? İlkokul çocuğu var değil mi senin karşında? Gelmiyor galiba yine sana. Geldi. Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Ben bu kafayla var ya, bu kızı alacağım. Ama buraya yazıyorum bak. Deli bu. Yener, sen miydin? Buyur geç. Benim tabii ya, başka birini mi bekliyordun? Yok, lafın gelişi. Zaten hep laf geliyor gidiyor. Yoksa incin top oynuyor ya bu evde. Ne gelen var ne giden abla. Zehra'yı diyorsun. Sana karşı da çok mahcubum ama işte sabahtan beri arıyorum, açmıyor. İşte her şey ananın babanın elinde olsa. Ben de öyle aradım, açmıyor abla. Hayır yani insan annesinin telefonunu niye açmaz yani? Vallahi haklısın, ne diyeyim. Ama zamanelere laf geçmiyor. İmkan olsa yollar mıydık? Hele Salim'in işleri yerinde olsaydı, gerekirse kilitler gene göndermezdim. Ya ben de aslında bu meseleyi konuşacaktım seninle. Hangi meseleyi anlamadım. Ya şimdi ben Salim amcaya bir uğradım da. Hani böyle hayırlı uğurlu olsun filan demek için. Hı hı. O da böyle tabii her şeyi hevesle anlattı. Öyle de yani bu işten ne kazanacak? He? Maaş mı alacak, ortak mı olacak? Yok Yener, ne maaşı ne ortaklığı. Benle de çok konuşmuyor ama anladığım işte birileri gelecek de Salim amcanın yaptığı işi beğenecek de, hı, sipariş verecek de bizim de yüzümüz gülecek. Yani senin anlayacağın, ölme eşeğim yaz gelsin. Öyle deme ya, esnaflık bu. Belli mi olur? Ya bu Salim amca kazanır ederse o zaman ne olacak? Adam gibi kazansa önce sana mahcup olmayız. Zehra da el kapılarında dolanmaz. Kime ne borcumuz varsa öderiz. Ama işte zor. Hele Salim amcanla çok daha zor. Zehra döner diyor yani. Döner. Niye dönmesin? Zaten Zehra'nın derdi, tasası, babası. Yener, şu bizim senetler var ya... Of abla ya. Neyse ben uğrarım sana yine sonra, tamam mı? Bu senet meselesini de çok kafana takma. Bunu halledeceğiz. Sağ ol. Hadi güle güle. Zehra, Zehra diye ömrümü yedi. Ah Zehra, ah.
bir başını bağlayamadım ki.